tehek şeklinde. Efendim orada da o Instagram hesabında da resimler paylaşıyorum. Resim dediğim şey normal resim değil tabi. Arapça. He? He tabi. Tabi tabi. Yani bilinmesi gereken temel şeyleri özetliyorum. Biz sizinle daha önceden iki hafta mı ders işledik? iki hafta ders işledik daha ünitemize başlayamadık. Ama ben şimdi bugün iki tane daha video yayınladım. Yani kaydettim daha doğrusu. Yayınlamadım da henüz. Kayıt yaptım. Onu videoya dönüştüreceğim. Ondan sonra YouTube'da yayınlayacağım. Orada okuma parçası var. Efendim okuma parçasını ben size hani iki haftadır bir şeyler anlatıyorum ya. Hah işte o okuma parçalarını anlayabilirsiniz diye. Efendim isim tanımlamasından sıfat tanımlamasından kabaca tabi her şey. Kabaca bahsediyorum. Çünkü sonuçta siz e, ikinci dönem sanırım bu dersiniz. E, birinci dönemde ders işlediniz. Bazı şeyler biliyorsunuz. E, ben sıfırdan başlayamam. Ama sıfırdan işinize yarayacak şeyleri özetledim. Emin olun. Diğer videoları da izlerseniz istifade edersiniz. Şöyle bir bakalım isterseniz. Kabaca nelerden bahsetmişiz? İsimlerin yapısal anlamları demişiz. Efendim bunlar zorunlu şeyler. Yani harekelerden bahsetmişiz. Kısa ünlüler, uzun ünlüler, met harfleri. Efendim murab ne demek? Mebni ne demektir? İşte isim cümlesi nedir? Ögeleri. Bunlara kısa örnek vermişiz. İşte şahıs zamirleri hemen ezberlenmesi gereken isimler efendim. Sonra hemen cümle kurmaya çalışmışız ve işaret zamirlerini ikinci olarak hemen ezberlemeniz lazım. İlk önce şahıs işaret şahıs zamirlerini peşinden işaret zamirlerini. E, i̇şte isimler e, tekil, ikil, çoğul olarak üçe ayrılıyor. Efendim bunlar da müzekker ve müennes olarak ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla biz öğrenci ve öğrenciler derken Araplar Öğrenci, öğrenciler, öğrenciler, öğrenci, öğrenciler, öğrenciler diyor. Bakınız bizde öğrenci ve öğrenciler var. Ama Araplarda ne var? Talibun, talibeni, tulleb, talibetun, talibeteni, talibat. Dolayısıyla Arapçadan Türkçe'ye tercüme ederken efendim dört tane farklı ikil ve çoğulu Türkçe'ye tek bir çoğulla tercüme edebiliyoruz. Ama Türkçeden Arapçaya tercüme ederken bunlar müzekker mi çoğul, müennes mi çoğul? İkil mi efendim çoğul mu? Ayrımını kesin yapmanız gerekiyor. Fiillerin yapısal anlamları bitmiş eylemler için, mazi bitmemiş eylemler için muzari genel bir açıklamadır bu. efendim ama çok işinize yarayacaktır. Her fiilin zorunlu ögesi vardır. Biz ben buna merfu isim diyorum. Malum çatırı fiilden sonra gelen merfu isme fail, meçhul çatırıdan sonra gelen ise naif fail derler. Kâne gibi bir isim cümlesine muhtaç olan nâgız bir fiili merfu ismine ise kânenin ismi diyorlar. Teknik bir terim bu. Bu zahir siga Türkçedeki bitmemiş eylemler karşılar. Yani şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Mazi siga da Türkçedeki bitmiş eylemler karşılar. Yani dili geçmiş zaman, pişti geçmiş zaman. Tek kelimeden oluşmayan ögelere kelime grubu diyoruz. Türkçe bir ifade bu. En çok kullanılan kelime grubu her iki dilde de isim tamlaması ve sıfat tamlamasıdır. İster sıfat tamlamasına bakın, ister isim tamlamasına en az iki ögeden oluşuyor. Biri asıl, diğeri tamamlayıcıdır. Türklerin asıl elemanı terkibin sonunda, tam tersine Arapların asıl elemanı da terkibin başında gelir. Bakınız bu şekilde yaparak sıfat tamlaması ve isim tamlamasında e, sözcüklerin terkibin elemanlarının sıralamasını otomatikman yapmış oluyorsun. Bu yüzde 99 işe yarar bir kural, kuraldır. Ha yüzde bir yaramazsa ne olur? Ya kardeşim yüzde yüz ne yarıyor ki bu yarasın? Yani sonuçta bir tane asayi musa yok yani. Ama işinize yüzde 99 yarıyor. Evet. efendim. E normal isim tamlaması efendim sıfat tamlaması demişiz. Sonra şibih cümlesi demişiz. Harfi cer artı mecrur isme şibih cümlesi diyorlar ya da zarf artı ki genellikle de muzafın ile gelir peşinden. Buna da şibih cümlesi diyorlar. E o zaman ben size her radır dediğimde bunu anlar mısınız? Çünkü isim cümlesinden bahsetmiş oluyoruz. Fiil cümlesi. Her fiilin kendisi zaten bir cümledir. Yargı bildirir e, efendim e, bir de isim cümlesi e, müpteda ve haberden oluşuyor bu bu üçüne biz C diyoruz yani isim cümlesi fiil cümlesi ve şifü cümlesi C diyoruz bu C'ler tek bir ögeye karşılık geldiğinde demek ki kelime grubu oluyorlar e, ve her C nekradır diyorum bu bilgi de çok işinize yarayacak e, efendim 99.9 oranında kesin bir bilgidir bu. Efendim. Nekra'dan sonra bir C gelirse otomatikman ne oluyor? Sıfat tamlaması oluyor. Mesela raculun fissafi ne demektir? Ama bakınız nekra artı C ve sıfat tamlaması yargı bildirmez. Ama sen cümle kuruyorsun. Sıfat tamlaması. Sınıftaki bir adam. Bakınız yargı yok. Güzel kız. Güzeli yer değiştir. Cümle oluşuyor. Ama sıfat tanımasında yargı olmaz. Efendim, Arapçada fiillerin tamamlayıcı ögeleri var. Mesela nerede, ne zaman sorusunu sorarsın? En çok sorulan iki sorudan bir tanesidir. Diğeri de mesela niçin sorusu? Şöyle bir açıklama yaptım. Yeni öğreniyoruz yani biz Arapçayı. %90 geçerli olan bir kural. Kardeşim niçin sorusunun cevabının başına li getir ya. Nerede ne zaman sorusunun başına da fi getir. %90 hata yapmazsın. E %10 e bundan sonra biz yaza kadar o %10'luk kısmı belirlemeye çalışacağız. %10'luk hata yapmayın diye. E %90 zaten yapmıyorsun. Efendim haber türlerinden bahsettik ve Hasan'ın talibin örneğini verdik. Dedik ki bunu anlayamazsan bundan sonra anlatacaklarımı hiçbirini anlayamazsın. Hasan'ın talibin demesini biliyorsan Arapçada çok şey biliyorsun demektir. Burada haberin türü ama müfrettir. Hasan'ın fıstaf ve şibi cümlesidir haber. Hasenun emem esafı haber şibi cümlesidir. Hasenun yektubu buradaki haber fi cümlesidir. Hasenun validuhu maridun burada haberimiz yine e, c'dir. Yani isim cümlesidir. Eğer bunu öğrendiyseniz inne ve benzerleri, kâne ve benzerleri, zanne ve benzerleri otomatikman öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü bunların başına inne getir. Yapman gereken tek şey özneyin nasip etmek. İnne hasenen talibun, inne hasene hasenen fissafi, inne hasenen safi, inne hasenen yektubu, inne hasenen validuhu maridun. Bu Tırnak içerisine aldığım C'leri hangi ögeye karşılık gelirse gelsin değiştirmiyorsunuz. Asla değiştirmiyorsunuz. Çünkü C'ler bu bahsettiğim mebni yapıdadırlar. Peki bunların başına kâne getirebilir miyim? Tabii ki getirebilirim. Yapman gereken tek şey yükleme müfret türünde geldiyse nasip etmek. Peki müfret türünde gelmediyse e, onlara dokunamazsın dedik ya az önce. O zaman Kâne hasenun taliben, kâne hasenun fi saffi, kâne hasenun emâme saffi, kâne hasenun yektubu, kâne hasenun validuhu maridun. Bunlara dokunamıyoruz. Ha, inne gelince anlamında ne değişiklik oldu? Cümlenin anlamı pekişmiş oldu. Biz muhatabın zihninde söyleyeceğimize dair bir tereddüt varsa inne ile tekit ederiz. Peki kâne getirdik ne oldu? Ne gibi bir anlam elde ettik? Kâne cümleye idi anlamı kattı. İdi ne demek? Mesela Hasan öğrenci idi. E, geçmiş zamanı çevirdi isim cümlesini. Hasan yürüyor idi. Aa yürüyor şimdiki zamanlı bir cümle haberimiz. Ee, peki idi ekleyince ne oluyor? Hikaye ve rivayet bildiriyor. Hasan gitti idi. Ne oldu? Geçmiş zamanın hikaye ve rivayetini elde ettin. Demek ki normalde müpte dava haberden oluşan isim cümlesini bildiğimizde her şey neredeyse ben %51 diyorum bitmiş oluyor. Bu müfret türü haber dışında fiil fi, fi cümlesi, isim cümlesi, şibir cümlesi bunlar haberin diğer türleridir ve kelime grubu olarak gelmişlerdir. Ve bir kelime grubu yargı bildirir mi? Bildirmez çünkü kelime grubu. Peki kelime grubu ne demektir? Tek bir ögeye karşılık gelen iki ve sınırsız sayıdaki sözcük öbeği kavram bildirir. Peki o innenin haber oldu. O olsun tek bir ögeye karşılık geliyorsa kavram bildirir. <laughs> Peki hemen sıfat tanımlamasında veçhun cemilun ne demek? Güzel bir yüz. Bu belirtisi sıfat tanıması. Bakın asıl eleman nerede? Başta. Peki ben bunu belirtili sıfat tanıması yapmak istersem ne yapmam lazım? İkisini de marife yapmam lazım. Peki marife yapmanın akla gelen ilk yolu ne? El takısı getirmek başına. Peki uzun hali derken önce hangi sözcüğü söyleyeceğim? Ali'yi. Peki Ali Marife mi mı? Niçin? Özel isim. Demek ki marife türlerini bilmem lazım. Tüm şahıs zamirleri, tüm işaret zamirleri, tüm özel isimler bunlar marife olarak doğan sözcük türleridir. Siz asla bunları nekra yapamazsınız. Nekra yaptığın anda zamirlikten çıkar. Nekra yaptığın anda işaret zamir olmaz. Nekra yaptığın anda artık özel isim olmaz. E özel isimse o zaman nekra yapamazsın. Peki, e, uzun diyeceğiz. Uzun Ali. E, Ali'yi nasıl marife yapacağım? E, el takısıyla akla gelen ilk yol o. Ha, bir de marife olan bir kelimeye muzaaff yaparsanız ki o zaman isim tamamlaması oluşuyor. O da marife olur. Beytül Kadim'in eski bir ev. El Beytül Kadim'in eski ev. Türkler çoğu kere bir sözcüğünü belirsiz yapmak için... Takısız, belirtisiz sıfat tamlaması oluşturmak için kullanır. E o zaman bunu kullanalım mümkün olduğunda. Ama çoğu kere Türk bunu kullan becere kullanamıyor. Nasıl? Mesela çoğul yaptığında bir sözcüğünü ekleyemiyoruz. Mesela güzel yüzler diyeceğiz. Güzel bir yüzler diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Peki güzel yüzler marife mi, belirtilisim tamlaması mı, belirtisiz mi? Türkler bu, 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 bu konuda net değiller. Yani belirtili de olabilir. Mesela güzel yüzler e, Temiz e, Efendim e, Çirkin yüzler Efendim Kirlidir Diye bir cümle kursam Güzel yüzler sizce marife mi nekra mıdır? Marifedir Ama bunlar güzel yüzlerdir Bu sefer nekra oluyor Bunu Türk Kendisi Tahmin edebiliyor Herhangi bir ek yemeğe ihtiyaç olmadan. Ama Arapçada bu iş kimsenin şeyine bırakılmamış, inisiyatifine. Diyor ki şu bir yapı ya marifedir ya nekradır. %99.9 oranında bu kadar nettir. Ama Türkçe'de bu durum net değil. Yani Türkler için net de Türkçe'yi öğrenmek isteyenler için net değil. Şu Marifedir, şu nekladır diye Türkçe'de net olarak tüm sözcükleri taksim edemezsiniz. Ama Arapça'da yapabilirsiniz bunu. <laughs> Kelime gruplarından biri de atıf grubudur. Mesela Ali ve Hasan geldi ifadesinde olduğu gibi. Efendim Ayşe'nin yeni kitabı bakınız burada isim tamlaması ile sıfat tamlaması karışmış. Türkler böylesine karmaşık bir tamlamadan nitelik bildiren ismi ilgili mevsufun, ismin hemen dibine, önüne getirir. Araplar, böylesine karmaşık bir tamlamada önce isim tamlamasının elemanlarını bitirir, sonra sıfatları arka arkaya sıralar. Asla Türkçedeki gibi şu yeni, Ayşe ile kitabın arasına giremez Arapçada. Dolayısıyla, bu tamlamada asıl elemanımız hangisi? Ayşe'nin yeni kitabı kitap. Ondan sonra yeniyi koyamıyorum buraya. O zaman Ayşe diyorum peşinden de yeni getireceğim. Ama yeniyi sıfat olarak getirirken şuna dikkat etmem lazım. Yeni olan ne? Kitap mı Ayşe mi? Bunu bilmem lazım ki dört açıdan ona uydurayım. Efendim işaret zamirlerinin tek başına ve çift başına kullanımından bahsetmişiz. Efendim C her C nekradır demişiz. Nekradan sonra gelen bir C otomatikman sıfata dönüşür. Eğer aralarında bir ilişki, bağlantı varsa. Mesela raculun yektubu ne demek? Hayır. Yazan bir adam demek. Çünkü nekradan sonra gelen C sıfat tamlaması oluşturur. Ve sıfat tamlaması yargı bildirmez. Ama erracülü yektubu dersen o zaman marifeden sonra C'ye gelmiş olur. A, i̇sim tamlaması oluşur. Adam yazıyor. Peki. Erraculu yektubu. Adam yazıyor demek. Ben yazan adam diye belirtili sıfat tamlaması kurmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Yazan adam. Adam marife bak. E yektubu bir c fiil cümlesi. O da nekra. Ne yapacağım da ben yazan adam anlamında bir sıfat tamlaması soruşturacağım. Belirtili sıfat tamlaması. Arkadaşlar bunlardan bahsettik. Bunları kayda aldık. Ben bunları anlatamazsam ya da siz anlamazsanız <laughs> Arapça e, iki kitabınızın birinci ünitesinin şu an dört tane yaptım da e, videosunu da paylaştım. Okuma metnini değil mi? Gördünüz mü? Orada her şey cirit atıyor. Sıfat tamlaması, isim tamlaması, şu an yapmanız istediğim husus. Bunları yapamazsanız onları mümkün değil yapamazsınız. E, ne yapmamız lazım? Emine. Erraculu marife, yektubu Adam yazıyor demek. Bu bir mübdede haberden oluşan isim cümlesi. Marif artı nekre yapısında geliyor. Eğer nekre artı c olsaydı sıfat tanımlaması olurdu. Raculun yektubu. Yazan bir adam. Ama ben belirtili sıfat anlaması yapmak istiyorum. Ve orada c kullanacağım. E c de yani fiil cümlesi örneğin. E nekra nasıl belirtili sıfat tanımlaması yapacağım? belirtili sıfat ellezi getireceğim Aa, abla niye söylemiyorsun ya erracılı ellezi yektubu bitti yektubu c c nekra peki nasıl marife yapacağım e, ismi mevsul kullanacağım başına el takılı olan ismi mevsullerden birine getireceğim İsmi mevsullerin temel fonksiyonu bu yani kendisinden sonra gelen c'leri Marife sıfat isme dönüştürmek. Artık e, belirli e, sıfat ortacı mı diyorlar? İşte mesela yazan elde etmiş oluyorsun. Ama belli bir yazan. Yani marife. Ha, burada da zaten geçiyor. Bak. Nekra'dan sonra C'yi getirirsek belirtisiz. Ellezi gibi bir ismi mevsulilerden sonra işte C'ye getirirsek o zaman belirtili yazan anlamı elde ederiz. Efendim, talibun yektubu yazan bir öğrenci et talibu ellezi yektubu yazan öğrenci efendim yukarıda demiştik inne ve benzerleri anlamlarını da vermiştik ondan sonra da diyoruz ki kâne ve benzerleri yani yukarıda isim cümlesinin haberi nasılsa innenin haberi kânenin haberi de o şekilde gelir kâne cümleye idi anlamı katar Efendim övermezler dedik. Biz en basit haliyle fiil cümlesi ve isim cümlesi kurduysak hemen öğrenmemiz gereken ikinci şey de bu. Mesela yektubu yektubu. Yektubu ne demek? Yazıyor demek. Ben bunu nasıl mastarlaştırırım? Bu yargı bildiriyor. Mastarlar da yargı bildirmez. Oluş, buluş, duruş, duruş, duruş ediş, kılış, yapış bildirir. Ben yazıyorum Nasıl mastarlaştıracağım? Türkçe düşünelim. Yazış, yazma, yazmak. Bak mayışma değil mi? Yaz emrinin sonuna ma, mek, ış eklersem Efendim mastarlaştırmış oluyorum. Peki, yektubuyu nasıl mastarlaştıracağım? Çok kolay. Hadi gözünüzü seveyim. Ha? En getiriyoruz. Bu kadar. Yektubu yazıyor demek en yektube yazması, yazışı anlamına geliyor. Peki Hasan'ın talibun. Hasan bir öğrenci. Türkler bunu nasıl mastarlaştırır? Hasan'ın öğrenci olması, Hasan'ın öğrenci oluşu diye mastarlaştırır. Peki Araplar nasıl mastarlaştırır? Yok. Az önce inne cümleyi pekiştirir demiştik. Hasan öğrencidir. E in getir? Yine aynı. Hasan öğrencidir. Ama cümleyi pekiştiriyorsunuz. Peki, Hasan'ın öğrenci oluşu, Hasan'ın öğrenci olması yani isim cümlesini nasıl mastarlaştırırım? Ona da en getiriyoruz? Fiil cümlesini mastarlaştırmak için en, isim cümlesini mastarlaştırmak için en ne? Ama elde ettiğim yap artık yargı bildirmez kavram bildirir. Mastarlar yargı bildirmez. Bakın Muhammed sınıftadır. Bunu bir Türk nasıl mastarlaştırır? Muhammed'in sınıfta olması, Muhammed'in sınıfta oluşu. Enne Muhammed'in fis saffi. Peki yektub hasenet derse, Hasan dersi yazıyor. Bunu Hasan'ın dersi yazması nasıl mastarlaştırırsın? En, en, en yektubu Hasan'ın et derse. Bu fiil cümlesi en ile isim cümlesini de en ile masalaştırıyoruz. Peki Hasan dersi yazıyor bir, diye bir cümlemiz var. Bunu nasıl zarflaştıracağız? Önce Türkçesini söyleyin. Bu cümleyi nasıl ne zaman sorusunun cevabı haline getirebiliriz? Nasıl Türkçede Hasan dersi yazıyor cümlesini zarflaştırınız Türkçede. Hadi ama. Hasan dersi yazıyor. Bu soruyu ne zaman sorusunun cevabı olacak şekilde zarflaştırınız. Türkçe, Türkçesini soruyorum. Arapçasını boş verin. He? Efendim ne zaman sorusunun cevabı yargı bildirir mi? He? Bildirir mi? Ne zaman sorusunun cevabı özne midir, yüklem midir? Ali ne zaman gitti? Bu sorunun cevabı Ali sınava girdikten sonra gitti. Şimdi ben sadece sınava girdikten sonra ifadesine yönelik soru soruyorum. Bu yargı bildirir mi? Bildirmez. Ne zaman sorusunun cevabı bir cümlede, Türkçe cümlede yargı için özde ve yüklem şarttır. Cümlen de özden de yoksa, yüklemin de yoksa yargın da yoktur. Cümle değildir çünkü. Bir cümleyi cümle yapan Türkçe'de özde ve yüklemidir. E peki özde ve yüklem yoksa ne olacak? 50 tane soru üret. E onların cevaplarını bul. Yine yargı oluşmaz. Yargı, yap, yargı yapan Arapçada da Türkçede de özne ve yüklemdir. Araplar buna müpteda ve haberdir. Fiil ve faildir. Türkler ise özne ve yüklemdir. Peki. Hasan dersi yazıyor. Bu cümleyi nasıl zarflaştırırsın? Önce, dığında, iken, ekleriyle zarflaştırırsın. Yani bu, mesela Ali, şey, Hasan dersi yazarken bak ne zaman sorusunun cevabını elde ettin. Yazdığında ne zaman sorusunun cevabını elde ettin. Yazınca ne zaman sorusunun cevabını elde ettin. Demek ki bir cümleyi Türkler yargı bildiren bir cümleyi Inca, <laughs> dığında, iken gibi eklerle zarflaştırı veriyorlar. Ne zaman sorusunun cevabını veriyor. Peki bunu Araplar ne yapıyor? Bu cümleyi nasıl zarflaştıracağım? dema'' Bunun başına dema'' getirdiğinde her şey bitiyor. Ne zaman sorusunun cevabını elde ediyorsun. Indema yektuba hasenet derse. Ne demek? Hasan dersi yazarken, Hasan dersi yazınca. Hasan demek. Evet burada da arkadaşlar bunları yazmıştık. Ben zaten tekrar için bunları söylüyorum. Videoda da var. E efendim. Ha ben indema dedim en çok kullanılanı verdim. Hemen yanı başında hinema zikrediliyor ki sarı yapmamız sebebi bu. En çok kullanılan iki zarflaştıran edattır. E, vaktema da diyebilirsin. Başka başka yapılar da var. Ama sen bu ikisini bilirsen ihtiyacını yüzde yüz görürsün. Ha Araplar yüzde doksan bu ikisini kullanır. Yüzde onlu kısma da işte ileride zaman zaman karşımıza çıktığında söyleyeceğiz. Ee, efendim. Mesela Mete Hasan Hasan öldü. Hasan ölünce demek istiyorum. Ya başına getir annemayı. Hasan ölünce çıkar ortaya. Ne zaman sorusunun cevabı? Ee, efendim. Şimdi devam ediyorum. Dedik ki her şey Muhammedun talibun demekle başlıyor ve yüzde %51 de oradan devam ediyor. Muhammedun talibun demesini biliyorsan inne Muhammed'in talibun demesini de bilirsin. Kâne Muhammedun taliben demesini de bilirsin. Zanentu Muhammeden taliben demesini de bilirsin. Zanne cümleye bakınız özne ve yüklemi iki nesneye dönüştürüyor. Sandım, zannettim Muhammed'in öğrenci olduğunu, Muhammed'in sınıfta olduğunu, Muhammed'in dersi yazdığını, Muhammed'in dersi yazdığını, Muhammed'in babasının hasta olduğunu zannettim. Ha zannettim yerine zannediyorum diye muzari fiil bir cümle. Avunlu diyecek olursanız yapılar yine aynı. Bu sefer zannediyorum, sanıyorum anlamını e, verir. En son son hızlıca okumuştum demiştim ki biz bundan sonra metinleri okuyacağız. Daha doğrusu biz metinleri okuyamayacağız. Niye? Çünkü ben metinleri okuyacak, ayrıntılı olarak size anlatacak olursam ben an yıl sonuna kadar ancak kitabınızın birinci ünitesini anca bitirebilirim. Bu bir. İkincisi bunu telafi etmek için ki normalde bizim bir buçuk saatlik dersimiz biz iki buçuk üç saati hani vaktiniz olsa çıkarmaya çalışıyor, çalıştık geçen iki hafta boyunca. Temeli vermek adına. E, telafi etmek için ne yaptım? E, şu an iki tane videoyu Çektim, paylaştım. İki tane de bugün paylaştım. Pardon, paylaşacağım videoya çevirip onu. Ee, orada metinleri okudum. Şimdi size bir göstereyim. Metinleri okuyunca göreceğiniz şey böylesine işte. Ne yapmışım ben burada? altını çizmişim. Bazılara tek çizgi, bazılarına çok çizgi. Birbirine ile bağlantılı çizgiler çizmişim. Uzun bir çizgi çizmişim, kısa çizgi çizmişim. İşte mesela ne demişim, şuraya Hu demişim. Yani bütün burada anlattıklarım öz olarak geçen hafta, iki haftada anlattıklarım öz olarak. <laughs> bir metni anlamaya çalışırken ben bu metni anlatmaya çalışırken, siz anlamaya, ben anlatmaya çalışırken ögeleri bulun demişiz. Bizde biz de bu kırmızı işaretler hep ögeler. Kelime gruplarını ve elemanlarını belirleyin. İsim tamamlaması, sıfat tamamlaması. Bunlar üzerinde fazla duramadım ama kabaca yine de durdum. En azından çevirime yansıttım ben bunu. Çevirime yansıttım. Bu şekilde ögeleri, e, kelime gruplarını belirlemeye çalıştım. <laughs> Fiilin kullanımlarına dikkat edin dedik. Hangi açılardan? Zaman, siga, özne, efendim. E, hangi zamere göre çekimlenmiş, nesnesini direkt mi alıyor, harf-i cerle mi, harf cerle alıyorsa hangi harf cerle. Bunların sorularını burada cümleyi okuduktan sonra e, vermeye çalıştım. Mesela dedim ki, Rakibe fiili nesnesini direkt alıyor. Ama burada fiil olarak gelmemiş tabi. Burada ismi fail olarak gelmiş. <laughs> Mesela burada halögesi olarak gelmiş. Ve ben daha halögesinden bahsetmedim. <laughs> Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Aksi halde e, kendimi eksik anlatmış e, kabul ederim. Çünkü tüm metinler emin olun bu ilk metinden başlayın son metne kadar size vermeye çalıştığım şeylerin hepsi geçiyor. İsimlerin kullanımına dikkat edin. Yani tek başına mı kullanılıyor, çift başına mı, tekil mi, ikil mi, çoğul mu, marife mi, nekra mı? Çoğu kere buna işaret etmeye çalıştım. Ve dedim ki bakınız. Hüseyin'un fellahu ya'işu fil kariyeti. Ya'işu fil kariyeti köyde yaşıyor demek. Bu fellahtan sonra gelmiş. Nekra bir kelime. E, nekradan sonra gelen kendisiyle bağlantılı bu C'ye ne diyorduk? Her C nekradır o, o zaman ne diyorduk? Sıfat diyorduk. E, Sıfatlar da yargı bildirmezdi. O zaman köyde yaşayan bir çiftçi. Bunu elde ettik mi? Altını up çiziyorum. Kardeşim bu Hüseyin'in yüklemi. Hüseyin köyde yaşayan bir çiftçidir. E, efendim. Hızlı bir şekilde ismin kullanım hallerinden bahsettim. Ha yukarıda kitabımızda yapılan alıştırmalar var bu metnin arkasında. Mesela orada 20 tane 30 tane cümle geçiyor. Kelimelerin altı çiziliyor. Diyor ki bunun eş anlamlarını diyor parantez içindeki kelimelerden seçin diyor. Bir sonraki alıştırmada zıt anlamlı olanlarını seçin diyor. Kelime bilginizi geliştirmek istiyor. Bir sonraki bir alıştırmada diyor ki altı çizili kelimelerin çoğullarını verin diyor. Kendileri tekil. Bir sonraki alıştırmada da çoğul veriyor. Bunların tekillerini bulun diyor mesela. Evet. Şimdi isimler arkadaşlar karşımıza üç şekilde çıkar. Onu belirtmiş olayım. Yalın halde hani sormuştuk esprili olarak da. Mesela el takılı bir ismi nasıl tanırsınız? Ha? El takılı bir ismin el takılı olduğunu nereden bilirsiniz? Bakarsın. Bakarım. Başında el takısı varsa o el takılıdır. Peki yoksa demek ki el takılı değildir. Espri yapıştık ya geçen der. Peki muzaaf halindeki bir ismi nasıl tanırız? E peşinden muzaafın ile geliyordur. Çünkü muzaaf demek tamlanan demek. Demek ki bir tamlayanı var ki tamlanan oluyor. Eğer tamlayanı yoksa ona muzaf denilmez. Arapçada üç tane hal var. ismin hali, kullanım hali. Yalın hali, el takılı hali ve muzaf hali. Muzafa hali peşinden muzafın ile gelen isimden isim için söz konusu. El takılı hali başında el takısı olan isim için söz konusu. <laughs> Peki başında el takısı yok. Peşinden de muzafın ile gelmiyor. E biz buna yalın haldedir diyoruz. Peki bir ismin yalın, el takılı ve muzaf halinde bir halinde olduğunu bilmek benim ne işime yarıyor? Mesela kitabuhu Oradaki kitap sözcüğü yalın mı, el takılı mı, muzaaf halde mi? Muzaaf halde. Bakacağım muzaaf halde mi gerçekten? Çünkü muzaaf haldeki bir isim el takısı almaz. Kiteye bu, el takısı almamış. Temin almaz. Kiteye bu, temin almamış. İkil ve e, çoğun nunu da almaz. Zaten tekil bu. Evet. Ayrıca kendisinden sonraki isim de tamlayandır. Muzaafın ilehittir. Ve otomatikmen bir isim tanıması elde edilir. Onun kitabı. Tamam. Peki. El kitap. Bu el takılı halde. Peki bunun el takılı olduğunu bilmem ne işime yarayacak? Temin almaz. Demek ki et, et, e, el kitabun diyemem. selamun diyemem. Türkler der. Niye Türkler diyor? Adam Arapça konuşmuyor ki. Değil mi? O yüzden bazen biz kızıyoruz işte hani bir iki Arapça'da bir şey öğrenince efendim diyor ki mesela Esselamu Esselamun Aleyküm Arapçada yanlış diyor. Lan adam Arapça konuşmuyor ki ya. Değil mi? Mesela bazıları da Ya Resulullah diyor mesela. Bir bazen bana geliyorlar. Hocam diyorlar biz e, kendi aramızda kahvede falan konuşurken hani e, geçmişte bir şeyden, hadisten falan filan bahsederken ya Resulullah mı diyeceğiz? Ya Resulullah mı diyeceğiz? Ben de diyorum ki Arapça mı konuşmak istiyorsun Türkçe mi? Hocam Türkçe konuşuyoruz. Kardeşim ne dersen de ya. Türkçe'de değil mi? İster Ya Resulullah de, ister Ya Resulullah de. Fark etmez. Ha ama Arapça da konuşacaksan o zaman münada olduğu için Ya Resulullah demen gerekiyor. Peki. kitap Tek başına. Peşinden muzaafın ile ilk gelmiyor ki muzaaf halinde olsun. Başında el takısı yok ki. El takılı diyeyim. E, yalın halde. Peki bir kelimenin yalın halde olduğunu bilmem benim ne işime yarayacak? Temin alır. Kitabın, kitaben, kitabın demem lazım. Efendim. <laughs> En son bunlardan kısaca bahsetmiştik. Burada vermiş olduğum e, örnekler e, sanırım şeyle ilgili. Hani ders anlatıyorum ya e, e, metin okuma yapıyorum e, orayla ilgili. Ben oradan devam etmek istiyorum. Efendim burada beş mevulleri ve halden kısaca bahsetmek e, istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Efendim, beş mefuller eee deyince bunlardan bazılarından bahsetmiştim. E, ama ben e, önemine binaen efendim birkaçından e, bahsedeceğim. Mesela meful mah ögesinden hiç bahsetmeyeceğim. Biz işte 7 ay hazırlık sınıfı ve haftada da bilmem 24 saat ders veriyoruz öğrencilere. Yıl sonuna kadar bir tane meful mah örneği geçmiyor kitaplarda. Kardeşim e, o zaman ben bunu bırakıp e, size bırakıyorum. Yani ileride ya kitabınız anlatacaktır e, ben vermem yani. Çünkü senede bir karıştırırlaşacaksınız. Ama günde 24 defa karşılaştığınız yapılar e, işte ben bunları vermeye çalışacağım. Efendim... Ee, meful bi mevul bi bizim Türkçedeki nesneye karşılık geliyor. Mevul lejdi niçin sorusunun cevabına karşılık geliyor. Hani li getirin başına demiştim ya. Ha. Mevul fi bu kabaca nerede ne zaman soruların Efendim cevabını veriyor. Hatta başka soruları da ekleyeyim. Ne kadar süre, ne kadar mesafe? Bu soruların cevabını veriyor. Hani demiştim ya başına fi getirin diye. Ha, başlangıçta. Ee, efendim hani başlangıç düzeyinde. O öge. Niçin sorusunun cevabı li. Nerede ne zaman sorusunun cevabı genel olarak fi ile gelir. Peki mefulün bi nedir? Bu da ne, neyi, kimi gibi soruların harfi cersiz cevabı. Yani başında harfi cer varsa bu değil. Bu soruları cevaplayabilir. Ama başında harfi cer var. O zaman buna biz mefulün demiyoruz. İki tür o yüzden meful var. Birisi sarih, mefulün bir sarih. Bir de Bilgisayar nedense hep harfi cer yazınca C yazınca C'yi Ç'ye dönüştürüyor otomatikman. <laughs> Birden mefulün bir gayrı var. O da ne, neyi, kimi daha devamı var ama. Nereden, nereye, kimden. Ama bunların bu soruların içerisinde lütfen şu sorular yok. Şu soru yok. Niye? E bu soruların cevabı zaten bir ögeye karşılık geliyor. Aynısını burada da sorarsam olmaz. Bunu, bu yukarıda sorulan sorular dışındaki soruların e, efendim harfi cerli cevabına biz mefulün bir gayri zaret diyoruz. Harfi cerli e, cevabına. Eee ya Türkçe ile orada karşılaştırırsak problem yaşarız bakın dolaylı tümleç nereden nereye sorusunun cevabı ama neyi kimi neyi bu sorular da var mesela nazara ilel hadigati bahçeye baktı buradaki bahçeye ifadesi Türkçe'de şey Arapça'da mefulbi gayrı sarihtir Niçin? Çünkü nereye sorusunun harfi cerli cevabı. Peki? Gadera Hasenun el-Medine'te. Bunun anlamı Hasan şehirden ayrıldı. Şehri terk etti. Buradaki şehirden ifadesi sizce cümlenin hangi ögesidir? Gayrı sarı olması için başında harfi cer olması lazım. Yok. Buna şehirden ifadesi ya da diğer tercümede şehri ifadesi müful bir sarihtir. Çünkü direkt alıyor nesnesini Diyeceksiniz ki ama hocam Den dan diye tercüme ettin Ya o, o Türklerin tercümesi ya Araplar min kullanmaz orada O yüzden hep Şunu örnek verdik Yani bunu örnek verdikten sonra Şu açıklamayı yaptık Fiiller nesnesini nasıl alır Harfi alırsa Hangi harfi alır Bunun cevabını ezberleyeceksin Sözlükten öğreneceksin Hocandan öğreneceksin Kitaptan öğreneceksin ama sen uydurmayacaksın. Yani gâdere fiirli terk etmek, ayrılmak demek nesnesini nasıl alır? Bunu kendine sormayacaksın. Çünkü kendine sorduğunda bir Türk kafasıyla hemen min diyorsun. Ama Arap, Arap kafasıyla min, minsiz kullanıyor. Gâdera el-Medinete. Gâdera el-Masna'a. Fabrikayı terk etti. Fabrikadan ayrıldı. Ee, efendim. <laughs> i̇şte hocanız e, efendim ya da aldığınız sözlük e, buna e, efendim cevap verecek. Buna cevap verecek. Ben mesela mümkün olduğunca buradaki şeyleri işlerken efendim diyorum ki Mesela şu nesnesini şununla alır. Mesela fattale kelimesi tercih etmek demek. Bunun fattalehu aleyhi şeklinde kalıbını ezberlemezsen onu ona tercih etti. Yeğledi demek. Ya ne cümle kurmaya çalış. Yani bunun formülünü ezberlemediysen ne de otur eğlen boşver yani. Kendini yorma. Çünkü yapacağın her müdahale yanlış olacak. Ama bu kalıbı da ezberlersen binlerce cümle kurabilirsin bu kalıpla. Mesela Ali Sivas'ı mesela ne diyelim Konya'ya tercih etti diye bir cümle kuralım. Tabi burada neyi tercih etti sorusunun cevabı direkt geliyor. Kime, neye tercih etti? Onun başına da alaya getiriyorsunuz. Bitti. Mesela Fattalallahu Mesela Hasenen Alel alemin Ne demek? Alemin alemlere demek. Buyur. Alemlere tercih etti. Evet. Peki Ali Sivas'ı Konya'ya tercih etti diyelim. Yine demeyin. Bizati bu bir fırsattır. Cümle kurma fırsatıdır. Kuralım. Fattale Ali Aliyun Sivas Evet. Sivas'a Ala, evet, Ala Konya. Evet. Kalıbı bilirsen harikulade cümleler kurarsın. Bilemezsen bir şey yapamazsın. Evet. En önemlisi niçin sorusunun cevabı mefulün liyecdi. Diğer önemli bir ögemiz Efendim nerede, ne zaman, ne kadar süre, ne kadar mesafe sorusunun cevabı. Mefulün fi. Mefulün ise direkt nesnedir. Direkt nesne. Yani harfi cersiz efendim nesne. Bir tane daha var. Meful mahı anlatmayacağım dedim. Meful mutlak ögesi. Ben kitapta baktım birkaç defa geçiyor bu. Ee, belki ilerideki metinlerde daha fazla geçer. Bir fiilin mansup mastarına meful mutlak ögesi denir. Karece çıktı değil mi? Peki çıkmak anlamına gelen mastarı hangisi? Karecenin mastarı hangisi? Çıkış, evet. Huruç. Huruç. Ben bunu, bu fiilin, bu fiilin, ister mazi olsun, ister mu muzari. İsterse okruç, emir olsun. Yeter ki fiil olsun. Bu fiilin mansup mastarına meful mutlak diyorum. Huruç meful mutlaktır. Evet. Meful mutlak ögesi bu yönüyle çok kolaydır. Mesela Zehebe Aliyun ile suuk. Ali çarşıya gitti. Lütfen bu cümleye meful mutlak ögesi ekleyiniz. Aa, bunu yapabilmek için şu fiilin mastarını bilmen lazım. E, bilemezsen ne olur? E, bilemezsen o ögeyi kuramazsın. Peki bilen var mı? Zeheb. E şimdi benim burada işim devreye giriyor. Sen Zeheb'i bileceksin. Ezberleyeceksin. Ben de diyeceğim ki o fiilin mansup masları var ya ha. Onu Araplar meful mutlak ögesi diyorlar. Türkçede çok e, Türkçeye benzer bir şey değil, öge değil. Daha ben. Farklı kullanımları efendim e, var bu bunun. Ama meful mutlak ögesini bilebilmek için cümle içerisinde kullanabilmek, kurulu cümlede görebilmek için mastarını bilmen lazım. O yüzden <laughs> Hep şunu söylüyorum, size de söyleyeceğim. Sülasi mücerret fiillerin. Bununla kastedilen şey üç kök harfli yalın fiiller. Yani üç kök harfli arttırılmamış fiiller. Bunlara sülasi mücerret fiiller diyorlar. Efendim fiilleri fiillerin fiillerin demeyelim de fiilleri diyelim. Fiilleri mazi, muzari sigalarıyla birlikte ve mastarını mastarıyla birlikte ezberle. Bu sadece sürazi mücerret fiiller için geçerli. Diğer fiillere gelince onların Efendim, onların mazi, muzari ya da mastarını ezberlemeye gerek yok. Peki na, nasıl olacak? E, sen bunu otomatikman bileceksin. E, efendim, tabi eğer babları ezberlersen Ezberlersen Ama ister sürazi mücerret olsun ister olmasın Bir defa fiili anlamıyla örneklendirirken fiili ezberlerken herhangi bir fiili fiili ezberlerken nesnesini nasıl alır? Daha doğrusu nesne alır mı? Nesne alır mı? E, almazsa sorun değil. Yani nesnesi de ezberleyeceğim. Ama nesnesini alırsa nasıl alır? Harfi cerle mi alır? Harfi cer'le alırsa hangi harfi cer'le? Efendim, bunların e, bu soruların cevabıyla birlikte ezberleyiniz. Ha, bab. ben burada bahsettiğim bab mesela ef'ale yef'ale ef'il if'al Mufail, mufal. Efendim, buna ifal babı diyoruz. 3 artı 3 yani 3 isim artı 3 fiil toplam 6 elemanlı bir kümenin adıdır. İfal babı. H, R ve C. Üç tane kök harf var. Ben bundan yeni bir fiil türetmek, kelime türetmek istiyorum. Harece çıktı demek. Efendim. Çık. Arapçada şey, Türkçe'de köktür. Fiillerin kökü emir sigasıdır Türkçe'de. Çık. Ben bunu zamirlere göre çekebilirim. Çık, çıkın. Ya da mazi sigaya çeviririm. Çıktım. Çıktın. Çıktı, çıktık gibi. Şimdiki zaman eki getirebilirim çıkıyor çıkıyorum gibi. Yok. Ben çıktan yeni bir kelime de türetebilirim. Ara eki ek, ekledim. Çıkar. Çıkar diye yepyeni bir kelime türettim. La. bir de T eklerim. Yepyeni bir kelime daha türetirim. Hatta mak eki de getiririm. Yep. Efendim bu fiilden isim türetirim Makı kaldırırım an eklerim Fiilden isim türetmiş olurum Arapça eklemeli e, Türkçe eklemeli bir dildir Ve bakınız bir şeyler ekleyerek Değil mi bir şeyler ekledim Ya kelimeden kelime türettim Ya kelimeleri Zamir çekimine e, Efendim Şey yaptım uyarladım aynısını Araplar bablarla baplarla yapıyor Demek ki bu Baplar ne işe alıyor Evet baplar bir isimden yeni bir isim bir fiilden yeni bir fiil bir isimden yeni bir fiil bir fiilden yeni bir isim türetmekte işe yararlar. Evet. Efendim karıca bir fiil. Bakınız şimdi yukarıda şu kalıpları kullanacağım ben. İfal babı. Evet buna bir küme adı vermişler. Bunların çünkü ortak bir özelliği var. Efendim. Mesela şu üçü fiiller kısmı. Şu üçü ise isimler kısmına karşılık geliyor. Efale'ye uyarladığımda Geçmiş zamanla bir fiil türetmiş oluyorum. Böyle yuf, yuf dersem geçmemiş zamanla yani muzari kipli bir fiil. Efil dersem emrini elde ediyorum. İfal kalıbına koyarsam mastarını oluşturuş, ediş, buluş, bulunuş, kılış, kılış. Mufil dersem ismi failini yani o eylemi gerçekleştireni mufal dersem o eylemden etkileneni ifade etmiş oluyorum. Bunlar üzerinde Efendim duracağız. Yani Ehraca çıkardı demek. Peki Yuhricu çıkarıyor. Ehric çıkar demek. Şimdi ben fiil kısmını bitirdim. Zaten çıkardı, çıkarıyor ve çıkar. Üç tane Arapçada fiil sigası var. Ben şimdi mastarlaştırmak istiyorum. Çıkarmak demek istiyorum. İhraç. Ha, ihraç etmek. İhraç neymiş? Harice çıkarmak. Yani ihraç. İhraç. Efendim, muhriç, muhriç, çıkaran demek. Muhraç, çıkarılan demek. Ben şimdi size diyorum ki, <laughs> bunlardan herhangi birinin birini anlamıyla bilmeniz yeterli. Sen eğer şu kalıbı yani ifal babını elemanlarıyla birlikte ezberlersen bunlardan birini bilmen ötekileri de bildiğini bildiğin anlamına gelir. Çünkü hepsi aynı eleman, aynı kümenin elemanı. Mazisini bil. Ya kardeşim muzarisini, emrini, Öte gelirsen yapabilir. Mastarını biliyorsun. E, tamam oradan fiili de türetebilirsin sen. O yüzden mazi, muzari, emir falan filan ezberlemiyorsun. Eğer sen şu ifal babının kümeler bu kümenin elemanlarını ki altı tane üçü fiil, üçü isim ezberlersen binlerce fiil türetmiş olabilirsin ya da türetilmiş bir fiilin diğer üyelerini bulabilirsin. Mesela nezele kökünden bu bapta fiil türetin. Buyurun. Evet. Enzil. Evet. 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 Peki enzel ne ne demek? Yok. Enzele indirdi demek. Enzele indirdi. Şimdi de zamir çekimini yap. Enzel ne? Biz indirdik. Enzel tu. Ben indirdim. Enze, enzele. Normal çekimi ya. Enzele. O indirdi. Enzelu. Onlar indirdiler. Enzel tun ne? Siz indirdiniz. Siz bayanlar. Enzel Siz indirdiniz. Bu keteptum la aynı. Keteptum siz yazınız. Ketebu onlar yazdılar. tu ben yazdım. Ketep na biz yazdık. Yani bir tane mazi fiili ezberleyince binlerce efendim e fiilleri zamirlere göre çekimleyebilirsin. Aynı çünkü sonuna getirilen ekler. Evet ben neyden bahsediyordum? efendim meful mutlak ögesinden dedim ki fiilin mansup manslarına meful mutlak denilir. Bu kadarlık bilgi şimdi sizin için yeterlidir. Sadece meful mağah ögesinden bahsetmiyorum. <laughs> Hal ögesinden bahsetmek istiyorum. Önemine binaen. Hal ögesi bir eylem meydana gelirken bir belli bir ismin bunu Arapça yazayım marife bir ismin durumunu konumunu pozisyonunu yani halini bildiren nekra mansup isimlere ya da bu konumdaki terkiplere hal denir. Nasıl sorusunun cevabını verir. Ali gülümsüyor. Ali geldi. Bu iki cümleyi kurar mısınız? Bir Türk nasıl kurar bu cümleyi. Birleştiriniz. Bunu gülümseyen Ali geldi diye kurabilirsiniz. Değil mi efendim? Ya da gelen Ali gülümsedi de diyebilirsiniz. Ama dikkat edin. Buradaki gülümsemeyi siz Ali'nin sıfatına bir sonraki cümlede de gelmeyi Ali'nin sıfatına dönüştürdünüz. Değil mi efendim? Artı siz isterseniz Gülümsemek Ali'nin gelirkenki hali ne dönüştürülebilir mi Türkçe'de? Tabii ki Ali geldi. Ben şimdi gülümseyerek diyorum. Değil mi efendim Türkçe'de? Eğer bunu anladıysam Arapçası kolay. Anladım. Tamam. O zaman Arapçaya da bunu tercüme etmem kolay. Burada bilmemiz gereken şey şu. Hal nekradır. Mansuptur. <laughs> Artı sahibi hal sahibi hal yani halin ilişkili olduğu isim. Yani kimin hali? Kimin hali? Ha işte o kesinlikle marifedir. Bakın, halin kendisi nekra, ilgili olan kelime marife. Ayrıca halin kendisi mansuptur. Ha buraya bir de ekleme yapayım. Genellikle nitelik bildirir. Genellikle nitelik bildirir. Mesela yürüyerek, gülümseyerek bu bir nitelik bildiriyor. Yukarıdaki cümleyi ben Arapçaya tercüme etmek istiyorum. Önce Ali gülümsüyor diyelim. Mesela Yeptesimu Aliyun. Ali gülümsüyor. Peki Ali geldi diyelim. C Aliyun. Tamam. Şimdi ben gülümseyen Ali geldi demek istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğim? Önce Özde'yi ve yüklemi bilmem lazım. E, fiil cümlesi kurmak istiyorsam önce geldi derim. Dedim. Peki şimdi Özde'yi tercüme edeceğim. Gülümseyen Ali derken ne diyeceğim önce? Ali diyeceğim. Dedim Ali. Şimdi gülümseyen Ali'nin nesi? Sıfatı. Arapçada sıfat mevsufuna dört açıdan uyar. Ali müzekkerse o da müzekker. Tekilse o da tekil olur. Marife ise o da marife olur. İrab açısından da birbirleriyle aynı olurlar. E buyurun bunu nasıl söyleyeceğim? Bunu yapabilmem için yeptesimu fiili hangi babın bir elemanı onu bilmem lazım. Çünkü o babın o babı Efendim, bilirsem bu e, yeptesim'in fiilinden mazi fiilde, muzari fiilde, emir mastar mastarda, ismi failde, ismi mevulde türetebilirim. Şimdi yeptesim'i gülümsüyor demek, gülümseyen demek istiyorum. Ben babı bildiğim için müptesim diyorum. Bitti, müptesim. Müptesim gülümseyen demek. Şimdi ben bunu alıyorum gülümseyen ifadesini. Ali'nin sıfatı yapacağım. Ne yapmam lazım? Dört açıdan Ali'ye uydurmam lazım. Peki şimdi Ali dört açıdan sorun. Hangi açılardı bunlar? İsmin yapısal anlamlarıydı. Müzekker. Ali müzekker. Müptesim de müzekker. Ali tekil. Müptesim de tekil. Devam edin. Ali marife ama müptesim nekra. Ne, ne yapacağım? Marve. yapalım. El takısı. E, temini de el takılı isimler temin almazdı. Efendim Ali şimdi <laughs> merfu mu mansup mu mecrur mu? Merfu. Çünkü özneler müpteda ve haber ve fail ve naib fail. Bunlar merfudur. O zaman müptesimi de merfu yapacağım. Bitti. Şimdi peki. <laughs> Gelen Ali gülümsedi. İptezeme gülümsedi. Kim? Gelen Ali. Ali el-Ca'i. Evet. Gelen Ali gülümsedi. c e -c u Bunun ismi faili Ca'i'dir. Gelen. Demek. Peki. Daha önceden şunu söylemiş olabilirim. Yeptesim o. Bundan türettiğimiz ismi fail müptesimdir. Gülümseyen demektir. Şimdi siz yeptesim ne demek biliyorsunuz ama gülümseyen sözcüğünü bununla türetemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ha? Sözlük vermez. Sanmıyorum. Ha aşağılarda veriyor. Evet. Ama sözlere bakmaya hiç gerek yok. Yeptesim başına Ellezi'yi getirirsem gülümseyen anlamını elde ederim. Bu kadar kolay. <laughs> Anlam açısından değişiklik olmaz. Ama müptesim isimdir. Bakınız fiilden türetilmiş isimdir. Ama ellezi yeptesi bu fiil cümlesinin isimleştirilmiş halidir. Ve hala burada fiil cümlesi duruyor. Yargının kavramlaşmış halidir. Ama bu bizatihi isim faildir. Yeni bir sözcük türetiyorum. Burada da ellezi sayesinde müptesim demesini öğreniyorum. Zor mu? Ha şöyle bir fark da var. Müptesim nekradır. Müptesimi marife yapmanın yolu el takısı getirmektir. Peki ellezi yeptesimu marifedir. Peki ellezi yeptesimu'yu nasıl nekra yapacaksın? O zaman ellezi'yi düşürmen lazım. Ama ellezi'yi düşürünce bu nekro oluyor. Ve nekra bir kelimeden sonra gelirse otomatikman sıfatlaşır. Talibun yeptesi bu ne demektir? Gülümseyen bir öğrenci. Bakınız nekra artı c. Nekra artı c. Gülümseyen bir öğrenci. Peki sizden gülümseyen öğrenci demeniz istiyorum. Belirtili sıfat alması. Şimdi size soruyorum. Elde ettiğim yapı yargı bildirir mi? Bildirmez mi? Bildirmez. Çünkü bu belirtili sıfat tanımlamasıdır. Belirtili sıfat tanımlamasıdır. Peki. Az önce el müptesim kelimesi yerine El müptesi marife mi nekrama? Marfe, Marife. Marife. Peki bunun alternatifi ne olabilir sizce? Aynı anlama gelsin. Harika. Harika. Ellezi yeptisi mu? Bak el takılı ismi fail eşittir. El takılı ismi mevsul artı muzarifi cümlesi. Aynı anlam ve kullanımda. <laughs> Peki. Bunu da böyle yapabilir, sıfat tamlaması yapabilir dedik. Bakınız önce Ali gülümsüyor. Sonra Ali geldi dedik. Sonra gülümsemek ifade gülümse gülümsüyor ifadesini Ali'nin sıfatı yaptım. Sonraki cümlede de geldiği Ali'nin sıfatı yaptım. Şimdi asıl konumuza geldik. Ali gülümseyerek geldi demek istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğim? Şimdi burada asıl elemanları bilmem lazım. Burada özde ve yüklem hangisi? Tamam. O zaman özde ve yüklemi kurun bakayım. C alıyorsun. Tamam. Şimdi siz buraya gülümseyerek demeniz lazım değil mi? Bunu nasıl söyleyeceksin? Bunun yolu çok kolay. Buraya gülümseyen diye bir isim getir. Az önce yaptık ya müptesip değil mi? Ee, evet aldım. Şimdi soruyorum size. Buradaki müptesip marife mi nekra mı? Harika. Peki ben bunu nasıl mansup yapacağım? Çünkü şurada dedim ki hal nasıl gelirmiş? Kesinlikle nekra gelirmiş. 2. mansup gelirmiş. E, bu nekra zaten ben bunu mansup yapacağım. ben. Lezi marife yapar. Nasıl mansup yapacağım? Mansup ne demek? Türkçe ifadeyle ismin nesne hali demek. Nesne hali. Peki Arapçada ne demek? Yani karşıma nasıl çıkar? <laughs> Farklı olmakla birlikte tekil ise kelime fetal olarak ortaya çıkar. Peki bir kelimenin dammeli bitmesi onun ne olduğunu gösterir tekilse? Merfu. Fetalıysa mansup, kesralıysa mecrur. Mecrur olduğunu gösterir. Efendim şimdi soruyorum size. Mübtesime nekra mı, marife mi? Nekra tabii ki ya. Bu bir. İki. Mansup, değil mi? Burada ne dedik? Hal nekradır ve mansuptur. Doğru. Peki, bu halin sahibi. Bu halin sahibi kim? Ali. Peki şimdi soruyorum bu Ali marife midir, nekra mıdır? İşte bu kadar. Bakınız kendisi nekra olacak mansup ama sahibi marife olacak. İşte böylesi bir yapıda müptesimen hal Ve bu Türkçe'ye nasıl tercüme edilir? Bir, Ali gülümseyerek geldi. Ya da Ali gülümseye gülümseye geldi. Ya da Ali e, gülümser halde geldi. Bunların hepsinde eee gülümsemek Ali'nin gelirkenki konumu, durumu, o pozisyonudur. Halidir. Ee, efendim. Şimdi ben size diyorum ki aynı anlamı verin ama müptesim kelimesini değiştirin. Müptesim kelimesi ismi faildir. İsmi fail kullanma. Ne dersin? Ellezi C'leri marife yapıyordu. Bu C değil ki isim. Bakın yukarıda müftesim kelimesinin neye denk olduğunu söylemedim. Yaptesimu ya denktir. Şimdi ben bu yaptesimu aldım, buraya koydum. Ne oldu şimdi? Az önceki müptesimen hali yine hal oldu. Ama fiil cümlesi türünden hal oldu. Şimdi soruyorum size, o marifem nekra mı? <laughs> Herceğin ekradır dolayısıyla bu da nekradır. Peki ben bunun manzup olduğunu nasıl göstereceğim? Aa, ama müptedanın haber türlerinden bahsederken C olarak geldiğinde asla müdahale edemiyorum demiştim ya. Ee, hiçbir şey yapamam. Ellezi getirirsen marif olur. Ve bu hal olmaktan çıkıp sıfata dönüşür. Çünkü Ali marife, da marife yaptığını düşün. Ne olur? Sıfat olur. Peki, mu nekradır. Çünkü her şey nekradır. Peki, bunun anlamı nedir? E, yukarıda yazdım zaten. Ali, gülümseyerek geldi. Gülümseyerek geldi. E, efendim, öyle bakıyorsunuz ki, ee, bu konuyu devam ettirme diye ee, Ama şunu söyleyeyim En azından bu iki tanesini öğrenin Bakınız Her nekradır Marife bir isimden sonra gelirse Mansup ya da mansup konumdaysa Ve asıl yargıyı üzerinde taşımıyorsa Burada asıl yargıyı üzerinde taşıyan Yani yüklem hangisi Harika Geldi Harika Demek ki böyle bir cümlede asıl yargıyı buldum. Buldum mu buldum. Bulduktan sonra marife bir isimden sonra kendisiyle bağlantılı nekra bir isim geldiğinde ya o mansup olur ya da C olarak gelir. Halegesidir. Mesela dahiken ne demek? Peki bilemeyebilirsiniz. Celis Celese yecilisu oturmak demek. Celis oturan demek. Şimdi raitu et talibe öğrenci gördüm. Celisen ne demek? Oturan öğrenci değil bu. Otururken gördüm. Oturduğu halde gördüm. Çünkü öğrenci marifedir. Celisen nekradır otomatikman sıfat tamlaması ortadan e, devre dışı kaldı. <laughs> Yecüs oturuyor demek. Right to talibe yecüsü ne demek? Yok. Akıllım öyle olsaydı et talip kelimesi marife ya. Et talip marife ya. E su. Bu ne ikra? Nasıl marife yapacağım? Elleziyle. O zaman sıfat olur. Eğer buraya raitu talip ellezi yeşil dersem oturan öğrenciyi gördüm. Eğer raitu talibe yeşil dersem Öğrenci oturur halde, otururken gördüm. Çünkü buradaki yeclisu nekradır. Ama aşağıdaki ye, yeclisu ellezi ile birlikte marife sıfat isme dönüşmüştür. Bakınız, et talip marife, ellezi yecisu marife. O zaman bunun hepsi bir sıfat tamlaması olup, Oturan öğrenciyi gördüm demektir. bir ara verelim mi?